RT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Sayın seyirciler, Erzincan'da önemli bir proje daha hayata geçiriliyor. Erzincan Valiliği'nin desteğiyle kurulacak olan Tarıma Dayalı Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesi bakanlık tarafından onaylandı. Proje Erzincan'ın ekonomik ve sosyal alanlarındaki kalkınmasına katkı sağlayacak. Erzincan Valiliği'nin desteği ve İl Özel İdaresi Erzincan Belediyesi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Ticaret Borsası, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Ziraat Odası ortaklığıyla kurulacak olan Tarıma Dayalı Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesi kabul edilerek onaylandı. Şehrin ekonomik ve sosyal anlamda kalkınmasına büyük bir katkı sağlayacak proje için bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'un yanı sıra ilgili kurum temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet Erkan Hatipoğlu proje hakkında bilgi verdi. Yaklaşık bir senedir üzerinde çalışmış olduğumuz ve Sayın Valimizin de destekleriyle projesini sunmuş olduğumuz Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi projemizin kabul edilip onaylanması neticesinde tüm Erzincan olarak güzel bir heyecan yaşamaktayız. Projemiz Erzincan için üretim noktasında bir can damarı niteliğinde olup sürdürülebilir kalkınma açısından da hayli önem arz etmektedir. Erzincan için tüm kurumları bir araya toplayan nadir projelerden bir özelliğini de taşımaktadır bu projemiz. Odamız İl Özel İdaresi, Erzincan Belediyesi, Ticaret Borsası, Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği ve Ziraat Odası'nın ortaklığıyla kurulacak olan Besi Organize Sanayi Bölgesi, şehrimizin ekonomik ve sosyal anlamda kalkınma noktasında büyük bir katkı sağlayacağı aşikardır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Fethi Molla, bakanlık tarafından onaylanan projenin gelişimi hakkında bilgi verdi. Erzincan Besi TDİ-OSB'de Tarıma Dayalı İhtisas OSB açılımı değerli arkadaşlar. 133 hektarlık bir alan, 120 besi işletmesi düşünüyoruz burada. Yerimizde merkez ilçemizde, Yalnızbağ Belediyesi sınırları içerisinde yolumuza sıfır, yol problemi olmayan, inşaat yapımına engeli olmayan ve yine çok fazla değil hiçbir kamulaştırmanın çıkmayacağı bir alan bize sunulmuş oldu. Biz bu alanla projedeki eksikleri Sayın İl Müdürümüzle, Ticaret Odası'nın yetkilileriyle istişare halinde giderdik. Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ise projenin önemini dile getirerek Erzincan'a ciddi bir ivme kazandıracağını ifade etti. Bundan sonra da birlikte bu projeyi yürüteceğiz. İnşallah şehrimiz için hayırlı olur. İyi neticeler alırız. Bölge olarak tarım ve hayvancılığa dayalı bir il olduğumuzdan dolayı bunu yapmak zorundaydık. Bu yönden sevinçliyiz, mutluyuz. İnşallah bu organize sanayi bölgesi tarıma dayalı, seraya dayalı, besi ve organize sanayi bölgesi şehrimize ciddi bir ivme kazandıracaktır. Hayvancılık yönünden, tarım yönünden. O nedenle bize düşen ne varsa bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da Erzincan Belediyesi olarak her zaman bu projenin arkasında olacağız. Destekçisi olacağız. Ve Sayın Valim'le birlikte, yine şehrimizin siyasetçileriyle birlikte, kurum ve kuruluşların yöneticileriyle birlikte omuz omuza verip bunu aktif hale getireceğiz. Yapılan konuşmaların ardından katılımcılar Tarıma Dayalı Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hakkında görüş alışverişinde bulundular. Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 81 ilde operasyon düzenlendi. Erzincan'da 19 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı ve bu kişilerden 6'sı gözaltına alındı. Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasının emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 81 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul'da 390 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Erzincan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de sabah saatlerinde eş zamanlı olarak belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Örgütün şifreli haberleşme programı Baylok kullandığı iddia edilen 19 kişiden 6'sı gözaltına alındı.
Şüphelilerden 7'sinin daha önceden yürütülen FETÖ-PYD kapsamında tutuklanarak cezaevinde olduğu, 5 kişinin ise daha önceki soruşturmalarda firari olduğu tespit edilirken, bir kişinin aramasına devam edildiği öğrenildi. Temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavı TEOG ülke genelinde bugün yapıldı. Öğrenciler bugünkü ilk oturumda Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisinden soruları cevapladı. İkinci oturum yarın yapılacak. Sınav saat 9'a başlayacak. Temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavı TEOG ülke genelinde bugün sınav merkezlerinde yapıldı. 6 sınavın yapılacağı TEOG'da öğrenciler bugünkü oturumda Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisinden soruları cevapladı. 3 derste 20'şer soru için 40'ar dakika zaman verildi. Öğrenciler sınav merkezlerinde ter dökerken veliler de öğrenciler kadar heyecanlıydı. Ersincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün sınavlar hakkında bilgi verdi. Bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavının ikinci dönem olan ikinci sınavı yapılıyor. Yaklaşık olarak ülkemizde 1.191.000 civarında öğrenci sınava giriyor. İlimizde ise 2877 öğrencimiz merkez ilçe ve 8 ilçemizde saat 9'da sınavlarımız sorunsuz bir şekilde başladı. İlçelerimizden az önce almış olduğumuz bilgi neticesinde toplam 2 öğrencimizin sınava girmediği, yani sınava büyük yoğun bir katılımın olduğunu, bu sınavın bir de telafi sınavı var. Herhangi bir sebepten dolayı sınava katılmayan öğrencimiz varsa onları da bakanlığımız ileri bir tarihte yine öğrencilerimizi sınava alacaktır. Söylediğim gibi 69 okulda bu öğrencilerimiz, 258 salonda. Yaklaşık olarak görevlendirmiş olduğumuz idarecilerimizle birlikte 914 öğretmen arkadaşımız bu salonda öğrencilerimizin başlarında rehberlik etmekte, salonlarda bulunmaktadır. İkinci oturumda ise fen bilimleri, inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil sınavı yapılacak. Sayın seyirciler, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sarak görevinden istifa etti. Başkan Sarak 2 yıldan bu yana başkanlık görevini yürütüyordu. İstifa nedeni ise açıklanmadı. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sarak, başkanlık görevinden ve meclis üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa nedeni ise açıklanmadı. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası'nda geçtiğimiz dönem yapılan seçimde Selçuk Polat başkanlık görevine seçilmişti. 1,5 yıl başkanlık yapan Polat, siyasete atıldığından dolayı görevinden istifa etmiş, yönetim kurulu arasında yapılan seçim ile başkanlığa Muhittin Kalbur getirilmişti. Kalbur, bir aylık başkanlığın ardından görevinden istifa edince, bu kez Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı'nı yürüten Süleyman Sarak, yönetim kurulu başkanlığına getirilmişti. 2 yıldan bu yana görevini yürüten Sarak, yönetim kurulu başkanlığı ve meclis üyeliği görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa nedeni ise açıklanmadı. Ticaret Odası Başkanlığı seçimleri yıl sonunda yapılacak. AK Parti Erzincan İl Başkanı Orhan Bulut 16 Nisan'da yapılan referandumun değerlendirmesini yaptı. Bulut verilen destekten dolayı Erzincan halkına teşekkür etti. AK Parti İl Başkanı Orhan Bulut 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandum sonuçlarını değerlendirerek Erzincan halkına teşekkür etti. Oy sayısını her dönem arttırdıklarını ifade eden Başkan Bulut, Erzincan'dan rekor düzeyde oy çıkmıştır dedi. Hem oy oranında 3,5 puan artışımız var, hem oy sayısında da 6,000 artışımız var. Tabii ki referandumların parti seçimi olmadığı için burada kayıplar da var. Bir 15 Temmuz'u yaşadık. Bu 15 Temmuz'un neticesinde açığa alınanlar, atılanlar, bunların aileleri, bunların gösterdiği tepkiler haklıdır, haksızdır. Ama nihayetinde bir sosyal olaydır. Ben bunun haklılığını, haksızlığından ziyade referanduma artı eksi etkisini de düşünürsek hemen hemen MHP'den biz Erzincan'da %70'lerin üzerinde bir oy almışız. Yani referanduma katkı yapmış. Onun için ülkücü kardeşlerimize, MHP camiasına, MHP teşkilatına bir kere sizlerin huzuruna teşekkür ediyorum. Birlik beraberlik içerisinde gerek Cumhuriyet Halk Partisi, gerek Milliyetçi Hareket Partisi, gerek bizler
gerekse diğer partideki yönetici arkadaşlar hep beraber huzur içerisinde bir seçim yapıldı. 911 tane Erzincan'da sandığımız var, ilçeler dahil. 911 sandığın her birinde gerek AK Parti'nin gerekse Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsilcileri vardı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin, HDP'nin temsilcileri vardı. Ve Erzincan'daki bütün tutanaklarda da bunların imzası var. Hiçbir yerde bir tane bile itiraz olmamıştır. Ama tabii Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan'la ilgili değil ama Türkiye geneliyle ilgili sürekli çok kanuna, kaydaya uymayan itirazlar yapıyor. Bunların da hiçbir anlamı yoktur. Bunlar kendi başarısızlıklarını kapatmak için yapılan ve halkın kafasını karıştırmaya yönelik hareketler olarak değerlendiriyorum. Erzincan İl Teşkilatı olarak şunu görüyoruz. Erzincan'da başarılı bir kampanyanın ardından başarılı bir netice alınmıştır. Bize destek veren, sandığa gidip oyunu tercihini yapan ve bu anayasa değişikliği için gayret eden, çalışan ilk önce bütün il teşkilatıma, ilçe teşkilatlarıma, belde teşkilatlarıma, mahalle temsilcilerine, belediye başkanlarına ve özellikle milletvekillerime teşekkür ediyorum. Bu neticede herkesin payı vardır. Ama bugüne kadar yapılan tüm seçimlerde en yüksek oy oranı da bu dönemde sağlanmıştır. Bizim göreve geldiğimizden beri aşağı yukarı 2,5 yıl oldu. Bu 2,5 yıl içerisinde yaptığımız 3 seçimde de hep çıtayı yukarı çektik. Hep oy oranı yukarı çektik. Tarihte hiç olmayan 2'de 2'yi Erzincan'da ilk defa bu teşkilatlar yaptı. Bunu da takdir etmek lazım. Çalışan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hak İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Aslan Erzurum Şubesi'nin düzenlediği toplantıya katıldı. 1 Mayıs kutlamaları hakkında konuşan Başkan Aslan, barışçıl, çatışma olmadan, gaz sıkılmadan, polise karanfil vererek ve vatandaşlarla dayanışma içinde 1 Mayıs'ları kutlamak istediklerini söyledi. Hak İş Konfederasyon Başkanı Mahmut Aslan Erzurum Şubesi tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Programa Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe belediye başkanları, sendika başkanları, Erzurum Sivil Toplum Platformları temsilcileri ve Hak İş Erzurum Şubesi temsilcileri katıldı. Sendika yetkilileriyle birlikte açıklama yapan Başkan Arslan, 1 Mayıs kutlamalarına değindi. Biz Hak İş olarak 1 Mayıs'ın ortaya çıkış nedenlerini inceledik. İnsanca yaşama talebidir. İnsanca çalışma talebidir. İnsanca ücret alma talebidir. Ve bu talep insani bir talebidir. Bu aynı zamanda bizim kültürümüzde İslami bir talebidir. Arslan, 1 Mayıs'ı büyük bir coşkuyla ve çiçeklerle kutlamak istediklerini söyledi. Polis coplarıyla, bir kısım gazların sıkılarak kaos oluşturulduğu, Taksim Meydanı'nın ve civardaki esnafın perişan olduğu, dükkanların yıkılıp yakıldığı, Kadıköy'de olduğu gibi insanların öldüğü bir 1 Mayıs'ları Türkiye'ye geride bırakması gerekiyordu. Bu konudaki çabamız, gayretimiz sonuç verdi çok şükür. Artık hem memur senin hem Hak İş'in zaman zaman da Türk İş'in yaptığı İstanbul dışındaki kutlamalar son derece barışçıl, çatışma olmadan, kavga olmadan, kırıp dökmeden, efendim gaz sıkılmadan, polisle çatışmadan, polise karanfil vererek, polisle dayanışma içinde, vatandaşlarımıza dayanışma içerisinde 1 Mayıs'ları kutlayarak bugünlere geldik. Erzincan Havalimanı kavşağında 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Erzincan'da 3 aracın zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Ufuk Koç'un kullandığı otomobil Erzincan Havalimanı yolu girişindeki kavşakta Adem Sincar iradesindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil kavşağa giren Ergün Yıldız'ın kullandığı 24AB-094 plakalı minibüse çarparak durabildi. Kazada araçlarda bulunan Adem Sincar, Yusuf Arslan, Çiçek Arslan, Sevtap İlter ile Dursun Mutlu yaralandı. Yaralılar Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Erzincan Üniversitesi öğrencileri tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik eğlence programı düzenlendi. Programda öğrenciler doyasıya eğlendi. Evet. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Erzincan'da devam ediyor. Erzincan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sağlık Yönetimi ve İşletme 1. Sınıf öğrencilerinin yürüttüğü Bir Dokunuş Bin Umut projesi kapsamında Erzincan'da 13 Şubat İlkokulu öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi. 13 Şubat İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte üniversiteli gençler ve minikler doyasıya eğlendi. Üniversite öğrencileri okul bahçesinde unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları, tiyatro ve birçok etkinlikle çocuklara unutulmaz bir gün yaşattılar. Program sonunda sürpriz hediyeler dağıtıldı. Etkinlik hakkında konuşan üniversite öğrencileri çocukların eğlencesine ortak olduklarını söylediler. Biz Erzincan Üniversitesi'nin Sağlık Eğitim Bölümü öğrencileriyiz. Bugün burada 20 insan olarak çocukların yanında olmak istedik. Bu projeyle ilgili kesimli çocuklara ulaşabildiğimiz için çok memnunuz ve bugün de yanlarında olduk. Merhaba, ben Erzincan Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümünden Recep Kılıç olarak öğrencisiyim. Burada bugün 23 Nisan etkinliğine ertelenmiş olan bir etkinliğimizi kutlamaya geldik. Daha önce de gördüğüm Bir Umut Bir Hayat projesinde yapmış olduğumuz okula yarayışlı projelerden bu aya 23 Nisan ayağında kız. Buraya amacımız kardeşlerimizden uzak, yani abilerimizden, ailelerimizden uzak kardeş ortamı oluşturmak. Daha sonra yardım, elimizden geldiği kadar yardım edebilmek. Daha sonrasında söyleyebileceğim size, yani herkes gönlünden koptuğu kadar, eğer bir emekle buradayız. Yani dışarıdan aldığımız hiçbir katkımız yok. Yani her öğrenci olarak gönlümüzde geldik buraya. Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencisiyim, Gamze Menteş. Burada çocuklarla birlikte 23 Nisan için geldik. Onların etkinliklerine ve şenliklerine ortak olmak için geldik. Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencisiyim, Şevval Özürek. 23 Nisan'ın kapsamı içerisinde çocuklarla birlik olmaya geldik. Burada çuval yarışı, daha sonra yumurta oyunu şeklinde, oyunlarla, şarkılarla birlikte çocukların eğlencesine ortak olmaya geldik. Sayın seyirciler, Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilkokullarda çevre bilinci ve geri dönüşüm konulu eğitimler düzenleniyor. Dünyamıza, geleceğimize ve ülkemize yatırım yapabiliriz. İşte bu yüzden bugün... Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilkokullarda çevre bilinci ve geri dönüşüm konulu eğitimler düzenleniyor. İl genelinde 30 okulda verilen eğitimlerde öğrenciler bilgilendiriliyor. Osman Gazi İlkokulu'nda verilen eğitimde doğa ve çevre duyarlılığı konu edildi. Eğitim hakkında bilgi veren kimyager Hakan Boz, eğitimin olumlu sonuç verdiğini söyledi. Her şeyin başı eğitim mantığıyla, hakikatıyla bizler çevre ve doğa duyarlılığını talebelerimizde, öğrencilerimizde oluşturmak üzere böyle bir eğitime karar verdik. Sayın Başkanımız Cemalettin Bassoy da bu konudaki hassasiyetini göstererek gerekli ekipmanı ve altyapıyı bizlere oluşturdu. Ve bu şekilde bir eğitim çalışmasına başladık. Elbette ki duyarlı, eğitimli bir neslin yetişmesi için bu gayretlerin olması lazım. Şu anda dünyada enerji sıkıntısı elbette ki bir gerçek ve çevremizi temiz tutmayı her zaman dile getiriyoruz. Fakat bu konudaki çalışmalarımız çok zayıf. Bu konudaki eksikliği tamamlamak üzere Erzincan Belediyesi olarak böyle bir çalışmaya girdik ve şu anda 30'un üzerindeki ilkokul ve ortaokulu gezerek öğrencilerimize bu konudaki hassasiyeti anlatacak seminerler düzenledik. Ve geri dönüşlerde de gerçekten çok olumlu, hem okul idaresi hem de öğretmenlerimiz tarafından, veliler tarafından çok olumlu sonuçlar alıyoruz. Bu çalışmalarımızı sürekli devam ettireceğiz. Öğrenciler ise aldıkları eğitimin faydalı olduğunu belirttiler.
bazı atıklar geri dönüşüm kutularına atmalıyız. Bazı atıkların geri dönüşebileceğini öğrendim. Ve böyle yani atıkları eğer çöp kutularına atarsak bazı maddelere zarar verebiliriz. Mesela kağıtları geri dönüşüm kutularına atmazsak ağaçlara zarar verebiliriz. Başka neler? Mesela metal kutuları çöplere atarsak böyle daha, yani çöplere atmasak onlar böyle uzun yıllar orada yaşar ve topraklara zarar verebilirler. Böyle atık çöple atık metal kağıt ondan sonra plastik yağlar onları mesela geri dönüşüm kutularına atmalıyız. Geri dönüşüm kutularına atarsak daha iyi olabilir. Çevreyi daha iyi koruruz. Daha az doğa kirliliğine yol açarız. Mesela atık yağları lavabolara dökersek lavabolardan kanalizasyonlara, ondan sonra denizlere, deniz kirlendi mi biz balıkları yedim mi o zaman ölebiliriz. Ondan sonra kötü şeyler olabilir. Kağıt, evet değil mi? Birinci atığımız kağıttı. Şimdi bir parmaklar indirelim, devam edelim arkadaşlar. Evet şimdi de Elazığ'a gidiyoruz. Elazığ'da kurt saldırısı. Sayın seyirciler, Elazığ'da ağıllara giren kurtların saldırısı sonucu 160 küçükbaş hayvan telef oldu. Elazığ Karşıyaka mahallesinde kırsal alanda hayvancılıkla uğraşan göçer 3 aileye ait ağıllara gece saatlerinde giren kurtlar 160 küçükbaş hayvanı telef etti. Yaklaşık 40 hayvan ise saldırıdan yaralı olarak kurtuldu. Bu diğer ahırlarda da var. Kurtların saldırısı sonucu hayvanlarının büyük bölümünü kaybeden Zafer Bingöl, kurtların ağılındaki hayvanlara zarar verdiğini söyledi. 100 tane koyunlarım vardır ahırdan. Bunlar kurtlar girdi içine gece. Biz sabah kalktık, bunlar hep geldi ahırda baktı. Koyunlar, diğerleri çoğuları kaçmış, diğerleri hep ahırdan ölü şeyde. Bunlardan sadece kaldığı böyle 40-50 tane kalmış. 150 tane ortadan yok. Abdülsabır Bingöl ise kurtların saldırısında kendi ağılından 8, komşunun ağılından da 2 küçükbaş hayvanın telef olduğunu anlattı. Kuzu, keçi var. Şu anda ölü 7-8 tane şu anda ölü var. Kaç tane de kayıp olduğunu biz bilmiyoruz. Dağa salmışlar, kaç tane gitti, kaç tane kayıp olduğunu onu bilmiyoruz daha. Şeylerden dağa ta 15 kilometre hayvanlar gitmiş. 15 kilometre. Elazığ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri söz konusu ahıllarda incelemede bulundu. Parçalanmış burası. Kırmışlar sakat, belimi kırmışlar. Yere vurmuşlar bu diğerleri. Bak hep sakat şey etmişler. Şimdi de Bayburt'tan bir haber var. Bayburt'ta fırtına nedeniyle Demirözü Barajı'ndaki balık üretim kafesleri parçalandı. Fırtınanın etkisiyle 400 bine yakın balık baraja kaçarken tesiste 750 bin lira zarar oluştu. Balıklar kafesten kaçınca oltasını alan baraj gölüne koştu. Bayburt'un Demirözü ilçesinde fırtına nedeniyle Demirözü Barajı'ndaki balık üretim kafesleri parçalandı. Yöre sakinleri baraja sürüklenen balıkları yakalayabilmek için adeta bölgeye akın etti. Demirözü Barajı'nda kafes balıkçılığı yapan Orhan İşi yaklaşık 22 saat süren fırtınada ürettikleri balıkların baraja kaçtıklarını belirterek maddi zararlarının büyük olduğunu söyledi. Akşam saat 7'ye kadar 22 saat tam sürdü. 22 saat sonucu yaşanan felakette yaşadığımız tablo ortada. Aşağı yukarı 385 bin adet 180 gramla 90 gram arası bir balığımız göle kaçmış bir durumda. Yaklaşık 31 tane besi kafesimiz tamamen kullanılmaz halde, tahrip halinde görüldüğü gibi. 18 tane de ağımız
göle gitmiş, bir kısmı göle gitmiş, bir kısmı tamamen yırtılmış, parçalanmış bir vaziyette. Yaklaşık 750 bin lira civarında bir maddi hasarımız oluşmaktadır. Fırtınada 30'u aşkın kafes bezi tahrip olurken 400 bine yakın balık baraja kaçtı. Malatya İnönü Üniversitesi tarafından bu yıl 10.sü düzenlenen kısa film festivali başladı. Festivalde 475 kısa film yarışacak. Malatya İnönü Üniversitesi tarafından bu yıl 10.sü düzenlenen kısa film festivali başladı. Güzel Sanatlar Fakültesi gösteri salonunda gerçekleştirilen festivalin açılış töreninde sinema severler bir araya geldi. Festival hakkında bilgi veren İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kızılay, 10.sü gerçekleştirilen festivalin sinema severlerin katkısıyla gerçekleşeceğini belirterek bu yıl festivalde 475 kısa filmin yarışacağını söyledi. 10. kısa film festivalinde aslında 10.sunu yapmış olmak önemli. Bunu da kendi genelini oluşturmuş bir festival olarak söyleyebilirim. Sinema severlerimizin katkısıyla daha uzun yıllar bu festivalleri geliştirerek sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum. Kızılay'ın konuşmasının ardından bazı filmlerden kesitler sunuldu. Programda ayrıca İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oda Müziği Orkestrası konser verdi. Festival 28 Nisan'da sona erecek. Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 3'ü tutuklandı. Şahıslarda yapılan aramada 43 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde yaşayan 22 yaşındaki AÇ'nin uyuşturucu madde kullanmaktan hayatını kaybetmesi üzerine operasyon başlattı. Operasyonda olayla ilgili olduğu iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve kiraladıkları araçlarda yapılan aramalarda 11 fişek halinde 5 poşet içerisinde 43 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Ve sırada hava durumu, ardından ekonomi piyasaları var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre hava sıcaklıkları artıyor. Erzincan'da havanın az bulutlu olması bekleniyor. Erzincan ve çevre illerde beklenen sıcaklık değerleri ise şöyle. Erzincan 7-23, Erzurum -1-17, Sivas 4-22, Elazığ 5-24, Malatya 8-24, Bayburt 1-17, Tunceli 8-24, Gümüşhane 4-18 ve Giresun 7-17 derece. Erzincan'da bu gece nöbetçi eczane Güler Eczanesi. Güler Eczanesi bir nolu sağlık ocağı karşısında. Erzincan para piyasalarında dolar ve euro kapanış kurları ise şöyle gerçekleşti. Dolar alış 3.585, satış 3.591, euro alış 3.909, satış 3.916. Sevgili seyirciler, WhatsApp ihbar hattımıza çevrenizde yaşanan olaylarla ilgili görüntülerinizi bekliyoruz. Yaşanan ilginç olayları çekin, WhatsApp ihbar hattımıza gönderin. Bu ekrandan yayınlayalım. RT WhatsApp ihbar hattı 0532 737 13 76. RT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yarın farklı bir gündemde buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.